Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz sigorta brokeri Emrah Yiğitoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ankara'da yaşıyorum. 1981 doğumluyum, Samsun doğumluyum. Yaklaşık 25 senedir Ankara'da yaşıyorum. Sigorta brokerlığı yapıyorum. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de okudum. İşletme mezunuyum. Evliyim, iki çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkürler. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet. Şöyle, üniversitede işletme okuduktan sonra zaten sigortacılık da benim okuduğum bölümle çok paralel bir alan. Tabii farklı alternatiflerimiz vardı. Ailemin çoğunun bankacı olmasından dolayı bir ara banka sektörüyle de ilgilenmiştim ama daha sonra sigortayı araştırdığımda üniversite bittikten sonra Türkiye'de çok daha fazla gelişim alanı olduğunu düşündüğüm için ve yapılacak çok şey olduğu için sigortacılık yapmaya karar verdim. O dönemde ilk iş deneyimimi o zamanki ismiyle Commercial Union olan İngiliz bir şirkette çalışma fırsatı bularak bundan yaklaşık 20 sene önce başlamış oldum. Çok güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan biraz daha detaylı olarak bahseder misiniz? Hizmet olarak şöyle söyleyeyim. Ben aslında biraz kısaca şirketimden bahsedeyim. Neolay Brokerlik'ten bahsedeyim. Yaklaşık 20 yıllık sigortacılığımın son 4 yılını Neolay Brokerlik'te geçirdim. Ondan öncesinde kurumsal şirketlerde yöneticilikler yaptım. Neolay Brokerlik'i kurmamla beraber son 4 yılda şu anda geldiğimiz nokta itibariyle 44 tane çalışanı olan yaklaşık 5 tane bölgemizin olduğu, merkezinde Ankara olduğu bir şirket. Yaklaşık da 55 tane sigorta şirketiyle çalışıyoruz. Bu anlamda da belki sektörde öncü şirketlerden bir tanesiyiz diyebilirim. İçeride tüm branşlarda uzman arkadaşlarımız var. Biraz geniş kapsamlı çalışıyoruz sigortacılık nedeniyle. Zaten sigortanın kendisi çok geniş kapsamlı bir alan. İçinde nakliyat, yangın, mühendislik, sorumluluk branşlarından tutun işte emeklilik hayat, ta kadar birçok alanda hizmet verebilecek uzman bir kadromuz var şu anda içeride. Şirketimiz 4 yıllık yeni bir şirket sayılabilir ama içerideki uzman kadromuz çok deneyimli. Aynı zamanda da üniversiteyi bitirmiş ve bizimle beraber o uzman kadromuzun deneyiminden faydalanarak yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız var. Çok bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ne güzel, harika. Peki işinizin zorlu yanları var mı? Her işin olduğu gibi bizim de zorlu yanlarımız var. Bunların başında da müşterinin yanlış öğrendiği bilgileri düzeltmek konusunda bazen zorlanabiliyoruz. Çünkü hizmet sektöründe bazen takdir edersiniz ki iletişimle, sözle müşteriyle çalışıyoruz. Bu anlamda önceki yaşamış olduğu olumsuz deneyimler müşterimizde değişmek epey anlamda zorlaştırabiliyor bizi. En çok zorlandığımız bu diyebilirim. Güvensizlik oluyor maalesef tabii. Sektöre karşı. Kesinlikle genel o anlamda. Genel bir yanlış algı. Kesinlikle yani dediğim gibi biraz önce de söyledim. Hani sigorta gerçekten çok uzmanlık gerektiren. Çok önemli bir konu. Çok geniş kapsamlı bir faaliyet alanı. Bu anlamda da gerçekten işini ehli uzman kişilerin yapıyor olması da çok çok önemli. Kesinlikle. Bizim sektörde de bu bazen tabii karşımızda zorluklar yaratabiliyor. Evet. Önemi bazen anlaşılamıyor. Mesela evet. Batı'da herkes evini, arabasını muhakkak sigortalattırır. Hı. Ama bizde lüks gibi görülüyor. Hı. Halbuki bu çok yanlış kesinlikle. Bir düşünce. Kesinlikle. Peki işinizin keyifli yanları nelerdir? İşimizin keyifli yanları ise tabii aslında tabii biz hiçbir zaman olumsuz şeyler yaşamak istemeyiz. Ama tabii. Müşterilerimizi belli bir süreç içerisinde sigortanın neden önemli olduğunu ikna ettikten sonra gerçekleşen riskler karşısında müşterilerimizi maddi anlamda korumamız onlardaki memnuniyet bizi çok mutlu ediyor. Kesinlikle. Hayatlara evet. dokunmak değil mi? Onlara evet, destek kesinlikle. Olmak, onlara bir güvence sağlamak bu o kadar önemli ki. Çünkü kendisini güvende hissediyor. Kesinlikle. Bu şekilde. Bizim de en keyif aldığımız şey bu diyebilirim. Tabii, hayatlara dokunmak bu. Evet, biz hayata dokunuyoruz. Hem kendilerinin başına gelebilen riskler, evet. işte Allah korusun tabii. yakınlarının vefatları durumunda, tabii. mağlul kalmaları durumunda. Evet. Hem de mal varlıklarının, bu araç olabilir, iş yerleri olabilir, bunlarla oluşabilecek kaza, risklerde mesela geçenlerde çok kötü talihsiz şeyler yaşadık biliyorsunuz ülke olarak. Maalesef. Bir deprem gerçeğimiz oluştu. Bu da tabii maalesef
bize tekrar sigortanın ne kadar önemli olduğunu tabii, hatırlattı. Çok önemli, kesinlikle. Peki sektörün geleceği hakkında ne söylersiniz? Sektörün geleceği şimdi şöyle. Tabii bunu Türkiye ve dünya olarak değerlendirmek lazım. Biz daha Türkiye olarak sigortacılık tarafında, ben 20 sene önce başladım bu işe. O zamanlar çok daha sigortada biraz daha bilinç olarak geride bir ülkeydik ama bugün 20 yılda geldiğimiz noktayı çok net görebiliyorum. Artık giderek bilinçlenen bir toplumuz sigorta konusunda. Tabii daha yol alacak çok evet. yerimiz var. Malezya'nın bile gerisindeyiz şu anda sigortada. Maalesef, yani maalesef. Bu anlamda sigortacılık biraz da tabii uzmanlaşmak, gençlerin sigortacılığa teşvik edilmesi Türkiye için çok önemli. Çok önemli. Bunu yani halkımıza da bunun önemini daha iyi anlatmak. Kesinlikle. Değil mi? Biraz farkındalıklarını güçlendirmek. Kesinlikle bu anlamda çok önemli. Dünya açısından baktığımızda zaten dünyada birçok ülkede şu anda çok farklı sigorta çeşitleri var. Dediğim gibi biz de Türkiye olarak İnşallah. Bu noktaya geliyoruz. Özellikle bundan sonraki dönemlerde birçok sektörde olduğu gibi daha çok dijitalleşen bir sigortacılık bekliyorum ben. Önümüzdeki dönemlerde özellikle Evet. bireysel pazar dediğimiz kasko Tabii. ve trafikte. Tabii her branşta bunu yapmak çok mümkün değil. Ama bireysel zaten bugün elementer branşta sigortacılık dediğimizde sektörün %70'ini araçlar oluşturuyor. Kasko ve trafik. Bu anlamda bunların dijitalden müşteriye hızlı ulaştırmak tabii önümüzdeki dönemdeki yapılacak ağırlıklı unsurlardan bir tanesi de düşünüyoruz. Diğer taraftan geçen yine dediğimiz gibi Şubat ayında çok talihsiz bir şey yaşadık Maalesef. ülke olarak. Bu depremin tabii sigortacılık tarafında da bize 2024 yılında biraz olumsuz yansımaları olacak. Bundan biraz kısaca bahsedeyim. Tabii. Tabii şimdi sigorta şirketlerinde sigortalayan reasüran şirketleri var. Bu reasüran şirketlerin birçoğu da zaten uluslararası pazarda bize şu anda teminat veren konumdalar. Tabii Türkiye'de böyle büyük bir deprem gerçeği onlar tarafından ve bizim tarafımızdan unutulmuştu. Bu nedenle de kendileriyle yapılan yeni yapılan görüşmelerde sigorta şirketleri, reasüran şirketlerinin yaptığı görüşmeler sonucunda da 2024 yılında teminat bulmamız, bu teminatları tek bir sigorta şirketinden yapıyor olmamız biraz daha zor olacak. Özellikle riskin yüksek olduğu yerlerde. Önümüzdeki kısa vadeli süreçte de bizi bekleyen zorlukların başında bu geliyor diyebilirim. Kesinlikle. Peki şirketinizi gelecekte nerede görüyorsunuz? Şirketim gelecekte şöyle. Biz 4 yıllık bir şirketiz dediğim gibi. Şu anda geldiğimiz noktada 40 bin üzerinde bireysel müşteriye ulaştık. Neyse. Bu bizim için kısa sürede çok güzel bir başarı oldu. 1000 üzerinde de kurumsal müşterimiz var. Ürün gamımız çok geniş. Bugün birçok müşteriye hizmet verebilecek altyapıya ulaştık 4 yıl içerisinde. Bundan sonra da bunu koruyarak, bu kaliteyi ve sürdürülebilirliği sağlayarak ulusal pazardaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Uluslararası alanda da, reasürans tarafımızda da Türkiye'deki yapılamayan sigorta işleriyle ilgili yurt dışından bunlara teminat sağlayarak ülkemize bu anlamda sigortacılık konusunda destek olmak istiyoruz. Ne güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Müşterilerimize şunu söyleyebilirim. Aslında sigortayı diğerlerinden ayıran en önemli unsur şu. Zamanı geldiğinde anlamayan tek şey sigorta. O yüzden zamanı gerçekleşmeden, risk gerçekleşmeden sigorta yaptırmalarını hepsine tavsiye ediyorum. Kesinlikle harika bir tavsiyeydi. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Ben teşekkür ve daha ederim. Nice başarılar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mersi. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz sigorta brokeri Emrah Yiğitoğlu'ydu. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.